Siraşen. Sayın Başkanım, Sayın Hazurum, hanımefendiler, beyefendiler, 31 numaralı meslek komitesi adına Siraşen olarak hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sayın Başkanım, önce sağlık dileyelim, Allah uzun ömürler versin. Yaptığınız abilikler için, verdiğiniz destekler için. Biz kendi adımıza çok teşekkür ediyoruz şahsınıza. Teşekkür ederim. Sayın Hazurum, malum artık seçim sürecine girmiş olmasına rağmen sektörümüzün sorunları devam ediyor. Bu sorunlardan birkaç tanesini bugün sizlerle paylaşmak için huzurunuza çıktım. Biz 2013 yılında odamızın yeni yönetimiyle, yeni meclis üyeleriyle şekillendikten birkaç ay sonra Türkiye genelinde özellikle Ereğli'de yapılan bir yakıt yolsuzluğundan sebep hep beraber İstanbul Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'nde ifadelere vermeye hepimiz gittik, hatırlıyorsunuz. Ve o günden beri de bu ÖTV'siz yakıtla ilgili belki de en çok konuşan arkadaşınız benim burada. Şimdi bunlardan yine bir tanesi yine gündemde. Bizim üstümüze geldiği için söylüyorum. Bununla ilgili 2012 yılında yine yapılan bir yolsuzluk. Bununla ilgili belki de haberleriniz yok. Yavaş yavaş sizleri de vergi dairelerinize çağıracaklar. Burada ifadelerinizi vereceksiniz. Ve bunun sonunda da siz suçsuzluğunuzu ispat etmeniz için gerekli dokümanları vereceksiniz. Sonrasındaki işlerde hukuk anlamında mahkemelere yansıyacak. Efendim, buradaki sorun nereden kaynaklanıyor? Buradaki sorun geçmiş dönemden beri Ulaştırma Denizcilik Bakanlığımızın bütün iyi niyetiyle, Maliye Bakanlığı iknasıyla bugün Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın da büyük gayretleriyle ÖTV'siz yakıt hayatımıza girdi. Bu ÖTV'siz yakıt da bizim ticari bekamız için çok önemli taşlardan bir tanesi haline geldi. Özellikle de İstanbul'da yolcu taşımacılığında bizim için olmaz olmazlardan bir tanesidir. Ancak burada şöyle bir sorunla karşı karşıyayız. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı sadece ben defter veririm diyor. Yakıt defterinizi ve jurnal defterinizi alıyorsunuz odaya ve liman başkanlarına onaylattıktan sonra ve vergi dairesine onaylattıktan sonra en son kanunnamelerle damga vergisi kaldırılması olmasına rağmen vergi daireleri onaylıyor ve siz yakıtınızı alır hale geliyorsunuz. Maliye Bakanlığı buradaki ÖTV ve KDV ile ilgileniyor. Beni diyor başkası ilgilendirmez. EPDK da ben sadece diyor Tüpraş'tan yakıtımı veririm. Gerisi beni ilgilendirmez. İşte 2012 yılındaki bu boşluklardan yararlanan insanlar bu yolsuzlukları yaptılar. Ve hali hazırda yapılabilecek sistem, gerçi İrakiye belgelerindeki rakamlar çok fazla teminatlar arttırmış olmasına rağmen bu hala açık bir mevzuattır. Bugün cep telefonlarınızdan dahi ÖTV'siz yakıt sorgulama diyerek bir siteye girdiğiniz zaman Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü alttan bir site çıkar karşınıza. Bizim bu seneki O harfiyle başlar, 43-43 ile başlayarak çeşitli rakamları girdiğiniz zaman karşınıza sizin birer tane defter bilgisi çıkar. Bu defterde bloke var mı? Ne kadar yakıt alacağı, bir yılda toplam alacağı hacim, bir defada alacağın hacimler burada açık olarak beyan edilmektedir. Bunların tamamının kapatılması ve bizlerin de bu ÖTV'siz yakıttan yararlanan insanlar olarak Deniz Ticaret Odası'nın bünyesinde bulunan bizlerin de bu sorundan kurtuluyor olmamız gerekmektedir. Yoksa biz daha bu şekilde pek çok kereler mahkemelere, efendime söyleyeyim emniyet müdürlüklerine gidip geleceğimiz şeklinde bir hal durumundadır. Bu konuda da Deniz Ticaret Odamızın özellikle hukuk biriminin bu işe, yani 2012 yılından beri bu dertleri çektiğimiz için Sayın Başkanım, yani bir el atması ve bu işe destek olması gerektiğini düşünüyorum. İsteyen olursa da 2012 yılının bu firma ile ilgili 7. 8. 9. ayları ile ilgili İzmir'de teslim edilmiş olarak gözüküyor bizim teknelerimize, ki İzmir'de yerimiz yok. Kimden görmek istiyorsa da paylaşabilirim kendileriyle.
Sayın Başkanım, Haziran ayındaki en son görüşmemde gemi adamlarıyla ilgili sorunlarımızı dile getirmiştik. Malumunuz ki ülkemizde bir yandan bir istihdam seferberliği yaşanıyor. Cumhurbaşkanımız istihdamı arttırmak için herkesin daha fazla personel almasıyla ilgili görüşlerini beyan ediyor. Bu konuda bütün sektörlerden toplantılar yapıyor. Oda başkanlarını bir araya getirerek bununla ilgili görüşmelerini yapıyor. Geçen görüşmemde de söylemiştim. Deniz Ticaret Odası olarak da biz de bununla ilgili sanıyorum başkanımız da bu istihdam seferberliğine destek vermemizle ilgili görüşlerini beyan etmişti. Bizlerin de personel alımıyla ilgili. Şimdi diğer taraftan da yine Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığımızda sınırlı vardiya zabitlerinin yeterliliklerinin artık bu gemilerimizi kullanabilmesinden daha aşağı yeterliliğe çekmesi, buradaki eğitim kalitesini veyahut da insan kalitesinin arttırılması anlamında bu işin yapılmasıyla ilgili bir çalışma sürdürüldüğü beyan edilmişti. Bununla ilgili odamız ve özellikle 44 numaralı komitemiz Yusuf Bey'in de destekleriyle, Tamer Bey'in destekleriyle bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Ama bu sektörde gerçekten bir endişeye sebebiyet vermektedir. Çünkü burada insanlar çok ciddi derecede işlerini kaybetmekle de karşı karşıya. Bu yeterlikler aşağı düşerse. Ben de bu konuyla ilgili Haziran'da hepinizden de destek istemiştim. İnşallah odamız vasıtasıyla bu sorun da ortadan kalkar diye düşünüyorum. Sayın Başkanım, malumunuz yine biz İstanbul'da taşımacılıklarımızı yaparken iskele yerlerimizle ilgili sorunları hep bahsettik. Burada özellikle şehir hatları genel müdürümüz Yakup Bey'e de hasreten teşekkürü bir borç biliyoruz. Gösterdikleri gayretlerden, verdikleri desteklerden dolayı artık bir çözümün sonuna gelinmiş durumda. Herhalde birkaç gün içerisinde veya bir hafta içerisinde çözüm gözüküyor. Bununla da ilgili. Sayın Başkanım, yine dün Deniz Ticaret Odamızın talimatlarıyla İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin Plan, Proje, Etütler Daire Başkanlığı'nın yaptığı bir toplantıya katıldık. Biz bu toplantıya katıldığımız zaman İstanbul'da ulaşımı sağlayan kooperatifler, su altı ve su üstü meslek grubu ve akaryakıt barçlar olarak Deniz Bey'in de katıldığı, Hüseyin Bey'in de hepimizi organize ettiği bir toplantıya katıldık. Ama gittik gördük ki bizimle aslında bu toplantının hiçbir alakası yok. Neyle alakası var? Ben balıkçı arkadaşlarını da davet edildiğini düşünüyordum. Efendim acente arkadaşlarını davet edildim. Onlar vakit bulamadılar ama bizler de belki de onların adına biraz konuşma fırsatı buldum. Buradan da sizden bahsetmek istiyorum. Şimdi bu plan projelerle ilgili acil olarak işte orta vadede uzun vadede olmak kaydıyla belediyemizin bir böyle planlama, düşünce gibi şeyler hasıl olmuş. Bununla ilgili de bizim düşüncelerimizi sormak için davet etmişler. İşte bunlarla ilgili bizler yokuz. Kimler var? Yatlar var, ticari araçlar var ve balıkçılar var. Murat bu kardeşim. Şimdi burada özellikle İstanbul'un 39 Tıyana ilçesinin kıyıya sahile olan yerleriyle alakalı olarak burada küçük balıkçılıklar, Tarım Bakanlığı yok burada. Bunları dile getirdik. İşte bizden görüş istiyorlar ama onların hangi mevzuatta ne yapmak istediklerini biz anlayamadık Sayın Başkan. Yani burada İSPARK üzerinden bir şeyler mi yapılmak isteniyor? Bunları marina türlü haline yerine getirmek mi istiyorlar? Bunlarla ilgili odamızın görüşünü istiyorlar. Bu konuda kendi adıma şunu söylüyorum orada da söylediğim için sizlerle paylaşmak istiyorum. Tarihi Yarımada'nın çevresi düzelsin diye acente motorlarını biliyorsunuz Haliç'ten çıkartıldı. Haliç'ten çıkartılan motorların pek çoğu Z-Port'a gitti. Yaklaşık Recep Bey çok daha rakamları iyi bilir. 100 ile 150 tane arasında acenta motoru, işte 20 tane 30 tane motorun gireceği bir yere, yani planlamanın arasında ne kadar geriden geldiğiyle ilgili eleştirisel anlamda söylüyorum bunu, söylüyorum. Efendime söyleyeyim, tersaneler o dönemde Haliç'in içindeydi. Onlar Tuzla'ya, oradan da Altınova'ya gitti. Şimdi de böyle balıkçılar için, yatlar için böyle bir düzenlemeler gerekiyor. Bu düzenlemeyle ilgili odanın çok aktif olarak sizlerle gelecek bu işten, meclis üyelerimizden, komitelerden, yönetimden de o taraflara gitmeli ki istediklerimizi yapabilmeliyiz. İstanbul'un süliyetine uygun yerlerde bu işler yapılmalı, deniz trafiğini aksatmadan bu işler yapılmalı diyerekten
Sözlerime son veriyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.